Merhaba arkadaşlar. Dersimizin bu kısmında Laravel'de admin panelde bir ürün ya da bir veri nasıl silinir onun üzerinde duralım arkadaşlar. Şimdi bizim projemize baktığımız zaman admin panelde şurada arkadaşlar ürün listesinde şurada bizim bir silme ile ilgili bir kodumuz vardı. Onu hemen açalım. Admin ürün listesi. Evet, burada görüyorsunuz. Yalnız burada silme tehlikeli bir komut olduğu için burada soru sormamız lazım. Yani silmek istediğinden emin misin? Diye bir soru sormamız gerekecek arkadaşlar. Evet, bir şey bir sorgu koymamız lazım bunun için. Bir HTML sorgusu confile koymamız gerekecek. Onu HTML'de hemen bakayım. HTML confile sürekli bunu unutuyorum. Her seferinde evet buraya eklememiz gerekecek arkadaşlar. Allah Allah şey. Şurada ekleyebiliriz. Klik. Şurası uyduruk bir kelimeyi sürekli unutuyorum ya. İnternette abuk sabuk bir sürü Java soruyorlar. Return confile. Bunu diyoruz ki silinecek. Çok uzadı bu niye böyle silinecek emin misin? Bu şekilde kaydedelim. Evet gördüğünüz gibi iptal dediğimiz zaman bir şey yok. Tamam dediğimiz zaman evet buraya gidiyor arkadaşlar. Uyarmadan silme komutu yapmamız çok uygun değil arkadaşlar. Bu basit bir şey. On click durumunda bir confile yani seçenek sunuyoruz. Bir seçenek sunuyoruz. Eğer seçeneği kabul edersek bu URL'ye gidecek. Kabul etmezsek gitmeyecek. Şimdi
Buraya gittiği zaman nereye gidecek? Ürün kontrolürde. Nerede? Destroy'a gidecek. Ürün silme şurada gidecek. Evet, ürün silme arkadaşlar basit. Şurada hemen bir şey yapalım. Şuradaki gibi şuna benziyor. Delete. Ver ID. Gönderilen ID, bu kadar basit. Tabii şeyin burada ürün. Ürün silindi diye bir mesaj gönderelim. Bakalım ne olacak. Şey gerek var mı? Ha, select olmayacak orada. Bir saniye. Öyle hızlı gittik de. DB. Neyse bir çalıştıralım bakalım yani. Query sonuçta bu. Select'te bakalım ne yapacak? Merak ediyorum ben de. Nerede? Hangisini silelim? Select'i alını silelim. Silerse. Evet, silindi. Felsefe kitabı silindi. Şunu silelim. Silinecek emin misin? Silinecek. Evet, gördüğünüz gibi silindi. Şu şeyimizi düzenleyelim. Silinecek emin misin? Uyarı silinecek emin misin filan böyle bir önlemli filan. Evet, kontrolürde bir delete uyguladık. Yani bu select genel bir SQL cümlesini çalıştırma şeyi komutu. Bir delete komutu verdim. Burada parametreyle ID gönderdik, zaten ID gönderdik. Bu şekilde sildik. Tabii daha önce del komutunun silme komutunun yani nerede del komutunun destroy'u gittiğini ben burada yollarını ayırmıştım. Yani. Bu yolları unutmayın. Daha önce biz bu yolları zaten yaptık. Evet. Bu bizim biraz manuel yaptığımız yol rota belirlemesi. Belki bir tane bu tür ya da kategori için bunları biraz daha pratik yapan. Çünkü ürünlerin ekleyip silinmesi öyle kolay değil. Tek bir tabloyla uğraşmıyoruz. Join yapmamız gerekiyor. Gösterirken, listelerken içinde resim var, bir sürü şey var. Yani öyle kolay kolay bir sürü veri var. Otomatik olabilecek durumda değil. Ya da çok uğraştırır. Ama basit bir tablonun ekleme, silme düzenlemesini tamamen Laravel model yapısı üzerinde nasıl olacağını, otomatik olarak nasıl gerçekleştiğini bir ara yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Verilerimizi
silmek için tekrar ediyorum. Burada bir URL'miz var. Ve URL'i oluşturduk. Ve burada silip silmeme emin mi diye soruyoruz. Bu URL'miz şuraya gidiyor. Şunu çalıştırıyor. Çünkü bunu gönderdi. Bu da distro'ya gönderiyor. Controller'da, ürün controller'da distro'ya gidiyor. Distro'yla ID ile beraber gidiyor. ID alıp SQL cümlemize çalıştırıyoruz. Bittikten sonra ürünlere geri dönüyoruz ve bir mesaj yazıyoruz arkadaşlar. Silme işlemlerimiz de bu kadar.